Sayın Rektörüm, kıymetli katılımcılar ve izleyenler, hepinizi en kalbi duygularla selamlıyor. Kalite bilincine ve kültürüne katkı sağlamak amacıyla bu programın söyleşi tarzında Profesör Doktor Sedat Bostan'dan dinleyeceğimiz sunum ve müzakere şeklinde ele alınacak kalite bilincini artırıcı, daha çok yönetim sistemine vurgu yapan bir programın başarılı bir şekilde tamamlanmasını diliyorum. Ben geçen hafta hatırlarsanız kalite üniversitelerde kalite süreçleri diye bir program yapmıştık. İşte kalite hamlesi, işte kalite süreçlerinde araştırma ve geliştirme, kalite süreçlerinde eğitim ve öğretim veya akreditasyon gibi konulara yer vermiştik. Bu haftaki programda da yine kalite süreçlerinde bir bileşen olan yönetim sistemini pratikleriyle birlikte ele alacağız. Bildiğiniz gibi yönetim sistemi YÖKAK'ın broşüründe de şu şekilde bir paragrafla alıntıyla ifade edilmekte. Üniversitelerde sürekli gelişimi sağlayacak biçimde her kademede liderlik yapılması, çalışanların bürokratik yükünün azaltılması ve bilişim destekli yönetim sistemlerinin kullanılması önemli bir husustur denmekte. Ve yönetim ve idari birimlerin yapısından tutun, bilgi yönetim sistemi, kaynakların yönetimi veya kurum dışından tedarik edilen hizmetlerin kalitesi, kamuoyunu bilgilendirme gibi yönetim sisteminin çeşitli bileşenleri var. Bunlar tabii YÖKAK'ın terminolojisinde geçen kavramlar. Biz Sedat Bostan hocamız, kendisi özgeçmişinden de birazdan okuyacağım gibi, kendisi sağlık yönetimi uzmanı, işletme yönetimi dersleri veren bir hocamız. Özgeçmişi şu şekilde, bugünkü programa başlamadan önce, Profesör Doktor Sedat Bostan 1967 yılında Gümüşhane'de doğdu. Evli ve bir çocuk babasıdır. Ankara Keçiören Sağlık Meslek Lisesi, Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Hacettepe Sağlık İdaresi Yüksek Okulu mezunudur. Farklı illerde sağlık personel olarak çalışmıştır. Fakat Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde öğretim görevliliği, Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde öğretim üyeliği yaptı. Halen Ordu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Sağlık Kurumları Yönetimi Profesörü olarak Sağlık Yönetimi Bölüm Başkanlığı'nı yürütmektedir. Sedat Hocamızın iki yüksek lisans derecesi var. Birisi Cumhuriyet Üniversitesi'nden, diğeri Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden. Ardından doktorasını yine Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde yaptı. YÖK bursuyla Kanada'ya, Ottawa Üniversitesi'ne misafir araştırmacı olarak gitti. Alanıyla ilgili ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi ve yayınlanmış kitap bölümleri ve kitapları bulunmaktadır. Ayrıca Journal of International Health Sciences and Management dergisinin yayıncı ve editörlüğünü yapmakta. International Health Sciences and Management Conference gibi kongrelerde de organizasyon ve kongre başkanlığı yapmakta. Güney Bakış Gazetesi'nde yönetim oyunları köşesinde haftalık yönetim, sağlık yönetimi ve insan hakkında yazılar yazmaktadır. Ayrıca Sedat Hocamız Hasta Hakları ve Sağlıklı Yaşam Derneği'nin, HAKSAY diye kısaltılan derneğin kurucu ve yönetim kurulu üyesi, Uluslararası Stratejik Sağlık Araştırmaları Merkezi, USSAM diye kısaltılan derneğin, merkezin kurucusu ve başkanıdır. Dolayısıyla Sedat Hocam zannediyorum iyi yönetim pratikleri diye bize sunacağı sunumunda veya sorulara vereceği cevaplarla veya bizim katkımızla yapacağımız müzakerede, yani iyi yönetim pratikleri dünyada, Türkiye'de nasıl olmalıdır, ideali nedir gibi konuları ele alacak. Bu arada bizim üniversitemizin, Sedat Hocam madem misafirimizsiniz, üniversitemiz memnuniyet anketinde ilk beşe giren bir üniversitedir. Yani yönetim bakımından oldukça performansımızın iyi olduğunu gösteriyor. Ama sizden de istifade ederek ilk beşe değil de ilk bire girmeyi inşallah hedefliyoruz. Buyurun hocam, söz sizde.
Siz isterseniz sunumunuzu yarım saat seri olarak yaparsınız. İsterseniz katılımcılar herhangi bir sunum aşamasında söz hakkı isteyerek veyahut da söze girerek o sunumda bahsedilen konuyu biraz daha açmanız tarzında rahat sorabilirler. Süremiz toplam bir saat. Belki biraz duruma göre biraz daha uzatabiliriz ama bu bir saati isterseniz yarım saati seri olarak sunuma ayırmak, ardından hep soru cevap şeklinde. İsterseniz ara sıra benim de katılacağım müzakere tarzında da olabilir. Siz nasıl rahat hissediyorsanız buyurun, söz evet, sizde. Sohbet tarzında işlemeyi ben tercih ederim. Çünkü ben burada size önce böyle çok kategorik şeyler anlatmak istemiyorum. Daha çok pratiğe yönelik ve gerçekten sahada karşılığı olan şeyleri anlatmak istiyorum. Sayın rektörüm, sayın rektör yardımcılarım, üniversitenizde beni misafir ettiğiniz için öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Bu çalışmamız Yönetim Oyunları adıyla yayınladığım bir eserimin de geliştirdiğim bir takım yönetim pratikleri üzerinden yapılıyor. Sizlere burada işte Frederick Taylor'dan, Henry Fayol'dan bahsetmeyeceğim. Belki Max Weber'i açıklamayacağım. Yönetim teorilerine doğrudan atıflarda da bulunmayacağım. Elton Mayo'dan bahsetmeyeceğim belki. Ama daha çok hayatımızda yönetim adına olan şeyleri bir takım formüller içerisinde oluşturmaya çalıştım. Özellikle aktif yöneticilerin faydalanabileceği şekle getirmeye çalıştım. Onun için de bir takım formüller ürettim. Tabii ki bu formüllerden bazılarını sizlerle paylaşacağım. Bu benim yönetim alanındaki bilgi birikimim ve deneyim birikimimin bir ürünü olarak ortaya çıkmış olan bir sunumu sizlerle paylaşacağım. O yüzden de bana bu fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. Evet, yönetimi, Henry Fayol yönetimin 5 fonksiyonu olduğunu 1900'lü yılların başında söylemiş bize. Planlama, örgütleme, yöneltme, koordine etme ve denetleme olarak bize bahsediyor. Bu 5 fonksiyon aslında 3 temel ayağın üzerine oturuyor. Biz burada onları aforizmalar şeklinde bir takım kavramsallaştırmalar üzerinden gittik. Aslında derin bir kavrayış, sağlam bir irade ve inşa eden bir kudretten oluşur. Yani bir tarafı bilgidir, bilimdir. Bir tarafı o bilginin raporlanmış şekliyle önümüzde çıkan şekliyle var. Önümüzdeki değişik yollar hakkında verdiğimiz kararlar, yani irade kullanımıdır. Bir tarafta da bunu aldığımız kararları icra etme yeteneğimiz, uygulama ve sonuç alma yeteneğimizden oluşur. Özellikle burada ilim ve irade çoğu zaman kudretin gölgesinde kalır. Çünkü kudret icra eden güçtür. O yüzden çok caziptir. Bir sihirli değnek gibi, bir ölümsüzlük iksiri gibi kendisine çeker. Bu yüzden insanlar çok kudreti elde etmek için çok fedakarlıklar da edebilirler. Ama bunu bilmemiz lazım ki sahip olunduğunda kudret, egoist bir kişide sarhoşluk, iradesiz bir yöneticide onu oyuncak eder. İçten hesaplı birisini zalim eder. Hikmetini anlayan ise hakka hizmetkar eder. Dolayısıyla ilim, irade ve kudretin bir araya gelmiş şeklini biz iyi yönetim ilkeleri içerisinde şöyle formüle ediyoruz. İyi yönetim demek iyi bir yönetim ekibinin oluşması anlamına geliyor. Burada bir tarafta akılın, bir tarafta vicdanın, bir tarafta da cesaretin olmasını istiyoruz biz yönetimde. Çünkü iyi bir yönetim akıl, vicdan ve cesaretin uyumlu birlikteliğinden oluyor. Akıl biliyor, vicdan onu ve bilgiyi ve kararları insanileştiriyor. Cesaret ise onu uyguluyor ve yapıyor. Eğer iyi bir yönetimi gereken bu üç bileşeni bir araya getirebilmişsek, o zaman gerçekten de başarılı sonuçlar alabiliyoruz. Ve gerçekten de hem düşünebiliyoruz, idrak edebiliyoruz, bütün seçenekleri masanın üzerine koyabiliyoruz ve doğru seçeneği ama insani olan seçeneği, vicdani olan seçeneği tercih edip uygulamaya
sokabiliyoruz. O yüzden de biz formülümüzü bu şekilde oluşturuyoruz. Akıl, vicdan ve cesaretin birlikteliği başarılı bir yönetimin anahtarı olarak karşımıza çıkıyor. Eğer yönetimlerde bir takım akıllı yani bilgiyi, bilimle ilgili konularda eksiklikleri varsa, yönetim bilgi sistemleri söz konusu değilse ve örgüt içi ve örgüt dışında konuyla ilgili oluşan bilgilere sahip değillerse, o zaman doğru tanımlamalar yapamıyorlar, doğru doneleri ortaya koyamıyorlar ve eğer tercihte vicdani hassasiyetleri yoksa, o zaman da insani olan tercihi bir yere yerleştiremiyorlar ve cesareti azsa, o zaman da uygulamada gerekli başarıyı sağlayamıyorlar. Şimdi yönetimde çok tartıştığımız iki şey vardır. Yani sadakat ve liyakat. Ben burada daha çok sizlerle bir takım işte formalize ettiğimiz, formül şekline çevirdiğimiz yönetim kavramsallaştırmaları üzerinden gidiyorum. Bazen üçlemeler, bazen beşlemeler üzerinden konuyu anlatacağım. Tabii ki konuyu böyle ne yazık ki bir bilgisayar ortamında konuştuğumuz için ve çok hani hatibi konuşturan muhataptır ifadesinde olduğu gibi muhatapları çok göremediğim için biraz daha muhatapları duymak adına acaba insan sadakati mi, liyakati mi önemsemeli? Acaba sadakat ve liyakat farklı şeyler midir, aynı şeyler midir? Sadakat bize ne söyler, liyakat bize ne söyler? Bu konuda eğer katılımcılar da bir şeyler söylemek istiyorlarsa konuya katılabilirler. Çünkü bugünler yani sürekli yönetim dünyasında tartışılan iki kavramdır sadakat ve liyakat. Sadakat dostluğun nişanesidir. Evet, biz dostluklarımızda sadakati önemseriz. Ama acaba yönetimin içerisinde sadakat nerede olmalıdır? Birinci liyakatin içerisinde bir yerde mi olmalıdır? Yoksa tek başına mı olmalıdır? Bu gerçekten de bugün yönetim kademelerinde ciddi tartışılan bir konudur. Evet Selahattin Hocam, isterseniz sizinle şey yapalım. Belki konumuzun bir takım katkılarda bulunabiliriz. Liyakatte acaba sadakat var mıdır veyahut da neresindedir? Sedat Hocam. Evet hocam. Sedat Hocam, 29 Mayıs 1453 İstanbul'un fethinde liyakatı baz alarak top mimarlarını Fatih Sultan Mehmet istihdam etmiştir. Bildiğiniz gibi liyakat, yani işi ehline vermek veya uzmanına başvurmak oldukça önemlidir. Ama eş zamanlı olarak hem liyakat hem sadakat olursa tabii ki en doğru olanıdır. Ama bazen de sadık olmayan, nankör olanların da çok zararı var. O yüzden benim şahsi kanaatim, liyakatı esas alarak bir yönetim planlamak, ama sadakatı da aset dediğimiz bir artı değer olarak her zaman güvenilir, itimat edilir. Efendim, yanlış yapmaz insanlarla liyakatı birleştirmek daha doğrudur diye düşünüyorum. Evet. Aynen hocam, söylediğiniz gibi zaten liyakatin içinde bir sadakat var. Yani burada liyakat, kişilik, eğitim, deneyim, başarı ve motivasyonun bir araya geldiği bir kavram. Burada özellikle kişilik faktörü, eğitim faktörü, deneyim faktörü, başarı ve motivasyon, yani bir insan bu bir yerde nerede bulunduğuyla ilgili olan faktörler saydığımızda bunların içinde sadakati görüyoruz. İşe sadakat, yapılan işin hakkıyla yapılmasına yönelik liyakatin içerisinde bir sadakat var. Ama sadece sadakat üzerinden gidersek, sadakat dostluk için çok güzel bir şey ama işi ehline vermek, hani onunla ilgili biliyorsunuz güzel bir hadis-i şerif de vardır. Yani işi ehline vermediğiniz takdirde kıyameti bekleyiniz diye bize ifade eder. Bu sunumun bir başka özelliği de biraz bizim kültürümüzden beslenmektedir. Yani batılı tarzda bir kavramsallaştırma değil de bizim kültürümüz üzerinden bir kavramsallaştırma çalışmasıdır. Dolayısıyla burada biz sadakati önemsiyoruz.
Yani kişiye değil de yapılan işe ve işin ahlaki, etik değerlerine karşı olan sadakati vurguluyoruz. O yüzden de bizim için sadakat, liyakatin içinde var olduğu sürece iş dünyası için önemli oluyor. Bir de ben işletme doktorantıyım ve bunları hep kurum bazında, işletme bazında düşünerek ifade ediyorum. Ama yönetimin tabii bir evrensel boyutu da var. Bunu da gözden kaçırmamak lazım. Bu evrensel boyutunda yani bir aileyi yönetmekle diyelim ki bir holdingi yönetmek arasında yönetim fonksiyonları açısından ve yönetim ilkeleri açısından fazla bir farklılık olmadığını da söyleyebiliriz. Yani içerik ve mahiyet farklı olabilir ama şey açısından ciddi bir farklılık olmadığını ifade edebiliriz. İşte bizim buradaki şeyimiz bu. Yani işlerimizi başarılı bir şekilde götürmek istiyorsak mutlaka o işin ehli olanları seçmemiz lazım. Ama bu şu anlama gelmiyor. Yani işin ehli olup etik değerleri olmayanları değil. Zaten liyakat, etik değerleri de sorunlu kıran bir durum olarak karşımıza geliyor. Evet. Şimdi asıl sorumuz şudur. Biz bu yönetim oyununu nasıl oynayabiliriz? Yani bunu öyle bir oyun oynayalım ki hikmet ve estetiğin sanatı olsun. İnsani bir erdem haline dönüşsün. Bunu yapabilmek çok önemli yönetimde. Bunun için acaba biz bu yönetimi insani bir erdem haline getirmek ve hikmet ve estetiğin sanatına dönüştürmek için hangi basamaklar içerisinde yapılandırmamız daha doğru olur diye düşünüyoruz. Evet, hepimiz yöneticilik yaptık. Bu dinleyen hocalarımızın birçoğu da yöneticilik yapmıştır. Ve biz burada bazen başarılı olmuşuzdur, bazen başarısız olmuşuzdur. Bu başarının altında yatan, özellikle de kendi çalışanlarınla, ekibinle bütünleşmeyi sağlayan burada beş tane adımımız var. Evet, sabretmek yönetimin çok önemli bir erdemidir. Sabır zaten zaferi getiren şey olarak da ifade edilir. Yani herhangi bir sorunla, problemle bir yönetici karşılaştığı vakit hızlı ve ani karar vermekten kaçınmalıdır. Burada kriz halleri farklı bir durumdur. Onu bu durum içerisinde ifade etmiyoruz. Ama normal şartlarda sabretmek ve konuyu araştırmak bizim için çok önemli bir husustur. Yani araştırmak derken tarafları tek tek dinlememiz lazımdır. Şimdi yönetim dünyasında bazen insanlar insani ilişkiler boyutundaki bazı zedelenmelerden dolayı sorunlar yaşayabilirler. Ama biz eğer yöneticiysek ve bir konunun bütün tarafları varsa, birçok tarafı varsa her tarafı dinlememiz lazımdır. Yani sorunu çözmek için öncelikle soruna sabırlı ve sakin yaklaşmamız, sorunu araştırmamız ve tarafları dinlememiz gerekir. Dinleyip anladıktan sonra ya da uzmanlarına danışmamız lazım. Neden dinleyip anladıktan sonra danışmamız lazım? Çünkü anlamadığımız bir şeyi danışırsak, biz danıştığımız kişiye ne söylersek, yani o konunun uzmanlarına, onlar bize ona göre cevap verirler, değil mi? Şimdi o yüzden de öncelikle bizim konuyu etraflıca bir anlamamıza ihtiyacımız vardır. Yani araştırdık, dinledik, önce konuyu kendi kafamızda bulmaca gibi, bir puzzle gibi oluşturduk, anladık. Ondan sonra da bu durumu danışmamız gerekir. Eğer bu şekilde bir yaklaşım sergilediğimizde çok iyi bir ekip olma fırsatını yakalayabiliriz bütün çalışanlarımızla. Ve bütün Sedat çalışanlarımız... Hocam, buyur hocam. Bir uluslararası bir kitap yazarının şeyinde 12 tane iyi uygulama pratiğinden 12.'si de data driven decision making diyor. Yani veriye dayalı karar verme. Yani evet. Sanki siz burada onu özetlemiş oluyorsunuz gibi geldi bana. Evet, yani elinizde nicel veriler olacak. O verileri kullanacaksınız ve tutarlı olacaksınız vesaire. Karar verirken gerekçeniz ve başarıya ve verime dönük elinizde veriler olmasını öngörüyor bu data driven decision making diye bir prensip. Zannediyorum bu slaytta da biraz onu mu özetliyorsunuz? Evet, burada
biz karar yapmada, kararı oluşturmada izlenecek aslında basamakları farklı bir açıdan, eylem planı açısından sınıflandırdık adımlar halinde. Buna biz kanıta dayalı karar yapma diyoruz. Veyahut da tıpta kanıta dayalı tanı diyoruz. Yani bir hastalığa tanı konurken mutlaka bir takım maddi unsurların tahlil, tetkik sonuçlarının elinizde olması gibi bir sorunu irdelerken de onunla ilgili bir karar yaparken onda da bizim bu şekilde yani hemen şey olarak davranmamız değil de hissi olarak davranmamız değil de bir takım onun alt kanıtlarını oluşturmamız gerekiyor Sayın Hocam. İşte bunları da ancak sabırlı olarak, araştırarak, tarafları dinleyerek ve konuyu iyice anlayarak, anlamak da tek başına yetmiyor. Çünkü bir yöneticinin her konuda uzman olmasını beklemiyoruz. Yani mesela mahkemeleri düşünün. Mahkemede hakim her konuda uzman değildir ki. Ne yapar? Bilir kişiden konunun anlaşılması için yardım ister. Biz de konunun hem anlaşılması hem de kararı yapma sürecinde, kararı oluşturma noktasında mutlaka bir takım insanlara danışmamız gerekiyor. Konunun uzmanı olan veyahut da daha önce bunu deneyimlemiş olanlara. Yani bu süreçleri eğer eylem planında bu şekilde yaparsak, yoksa karar yapmayı biz 5 basamak olarak ifade ediyoruz. Yani klasik yönetim kitaplarında veyahut da şey kitaplarında işte sorunu tanıla, irdele, ifade et, irdele ve ifade et, çözüm önerileri oluştur, çözüm önerini kıyasla ve en sonunda da doğru çözüm önerisini, çözüm paketini oluştur. Aslında çözüm bir tek sonuç değildir, bir pakettir genellikle. Onu oluştur. İşte bunu yaparken bizim eylem olarak izleyeceğimiz aşamaları özellikle buraya almak istedim. Bu aşamaları eğer biz şeyden geçirirsek, bu aşamalardan geçersek, bu sefer bütün taraflara ulaşmış oluruz. Herkesi dinlemiş oluruz. Konuyu anlamış oluruz. Uzman görüşlerini de almış oluruz. Bu bize daha yerinde, daha doğru, daha tutarlı karar vermemizi sağlayabilir. Şimdi yöneticinin aynı zamanda bir de yapmaması gereken şeyler var. Yani yönetici diğerlerini yaparken bazı şeyleri yapmaması gerekir. Yani bir yönetici korkamaz. Korkar ama korkamaz. Yani kendi kurumuyla, işiyle ilgili olan konularda yöneticinin korkma lüksü yoktur. Yani korkamaz, ne yapacaktır? İçinde bir takım endişelerimiz her zaman olabilir. Her zaman bir takım endişe ve şeyler taşıyabiliriz yani kendi içimizde. Ama bu kesinlikle o sorunun üzerine gitmemizi engellememesi lazım. Zaten cesaret dediğimiz şey korkmamak değildir. Korkunun üzerine gidebilmektir. Yine bir yönetici küsemez. Çünkü iletişiminiz olmadığı insanları yönetemezsiniz. O anlamda İsmet Özel'in güzel bir kitabı var, Taşları Yemek Yasak diyor. Yönetici için bunu ifade edersek küsmek yasak. Yani hiçbir şekilde yönetici bir başka kurum yöneticisine veyahut da kendi altında çalışan kişiye karşı küsme eyleminde bulunamaz. Yine kızmak bir yönetim argümanı değildir. Kızmak, bağırmak, çağırmak bir yönetim argümanı değildir. Yani tabii ki biz insanız, sinirlenebiliriz. Bir takım kendi içsel tepkilerimiz söz konusu olabilir ama bu tepkileri mümkün olduğunca kontrol altında tutmamız ve boş bulunmamamız gerekir. Çünkü kızdığımız vakit, biz bunu kendi ailemizden de biliriz. Yani çocuğumuza kızdığımızda çocuğumuz bizim istediğimiz gibi olur mu? Olmaz. İkna etmemiz lazım onu. Yani onunla oturup konuşmamız lazım, anlatmamız lazım. Doğruya onu ikna etmemiz lazım. Yine küçümseme bir yönetici davranışı değildir. Bununla ilgili çok örnekleri vardır. Yani bir arabadaki küçük bir vida düşse araba çalışmayabilir.
Bir hastanede sadece mesela bir yoğun bakımda bir temizlik görevlisi işini hakkıyla yapmasa sizin yoğun bakımındaki hastalarımız ne olabilir? Hastane enfeksiyonundan onları ne yapabiliriz? Kaybedebiliriz. Dolayısıyla işletmede görev alan her şey değerlidir. Kurum içerisinde görevi olan her şey değerlidir. O yüzden hiçbiri küçük değildir. Onun da zincire bir katkısı vardır. O döngüye bir katkısı vardır ve katkısı oranında kıymetlidir. Dolayısıyla bunu o kıymetlilik içerisinde görmek lazım. Ve sonuncu yapmamamız gereken şey de kibirlenmektir. Çünkü yönetim bir güç bolluğudur. Biliyorsunuz bazı şeyler haddinden aşsa insanı zehirleyebiliyor, değil mi? Sayın Hocam, o yüzden de kesinlikle kibirlenme ve kendimizi dev aynasında, yani kedinin kendini aynada aslan görmesi gibi dev aynasında görmemek gerekir. Kibirlenme yönetici için oluşan gerçek anlamda bir körlüktür. Sedat bu Hocam, körlük, Sedat Hocam, evet. Bu yönetim aslında aile yönetiminden mahalle yönetimi, şehir yönetimi, üniversite yönetimi, bölüm yönetimi, dernek yönetimi, her yönetimi kapsıyor değil mi bunlar? Evet hocam, yani bu aile yönetiminde de böyle böyle kibir, üstten bakma, hor görme pek yansıma bulmuyor herhalde. O manada kibirlenmenin çok sakıncalı bir davranış olduğunu vurgulamış oluyorsunuz. Vakarla kibir arasında da karıştırmamak gerekir. Yani bir makamın gerektiği vakarı göstermek kibirlenme değildir. Yani onun ikisinin arasındaki farkı ayırt etmek lazım. Vakar makama ait olan bir şeydir. Siz onu temsil edersiniz. Kibir kendimize ait olan bir şeydir. Yani ben olduğum düşüncesidir. Yani diyelim ki bir genel müdür, genel müdür makamında o vakarı göstermesi lazım ama bilmesi lazım ki o genel müdür elbisesinin ona kattığı bir şeydir. Yani elbise güzeldir ama onun değildir. Evet. Ama kibir o elbisenin benim olduğumu zannetmektir. Evet. Bu kibirle vakar karıştırıldığı gibi mesela cimrilikle şey karıştırılıyor. Tasarruflu, iktisatlı olmak veya savurganlıkla cömert olmak karıştırılıyor. Bir başka karıştırılan şeyi de ben size sorayım, bir yönetim uzmanı olarak cevaplayın. Mesela o prensiplerinden birisinde diyor ki flexible, esnek olun diyor. Ötekinde de tutarlı olun diyor. Consistent, yani yaptığınız eylemlerde her zaman her kişiye karşı tutarlı olun. Hem onu önemsiyor hem de esnek olun. Yani herkes aynı fıtratta, meşrepte olmaz. Bazılarını böyle idare edecek tarzda flexible olun mu demek istiyor. Oradaki birbiriyle de çelişiyor gibi gözüküyor. Esnek olmakla tutarlı olmayı nasıl açıklayacağız? Ya aslında şöyle, yani aynı nasıl ki kibirlenme ile vakar arasında ince bir çizgi vardır ya, bu esnek olmayla tutarlı olma arasında da böyle bir şey var. Esnek olma, karşıdakine yönelik bir onu anlama ve algılamak adına, onu olumlu olana yönlendirmek adına yaptığımız bir tavırdır. Tutarlı olma, kendimizin durduğu yeri tanımlama adına olması gereken bir tavırdır. Dolayısıyla bizim için fikirlerimiz ve düşüncelerimiz ve belki iş yapış biçimimiz açısından belli ilkeleri, prensipleri takip eden birisi olmamız gerekir. Ama karşı taraftan gelen tepkileri anlamak, algılamak, daha iyi kavramak, onun yerine kendimizi koymak adına, onu anlamak adına da onun olduğu yerden bakmak. Biraz sonra bakış açısıyla ilgili bir slaytımız var hocam. Sanıyorum onda biraz daha bu şeye de kapı açmış olacağız. Yani karşıyı karşılamada esnek ama kendi tavır ve davranışlarımızda tutarlı olmak gerekiyor. Ki bu iki yapıyı birbiri içerisinde sağlıklı bir şekilde sürdürebilelim. Evet. Şimdi bir başka şey de bakış açısıdır. Şimdi bu iki arkadaş kavga ediyorlar. Acaba oradan görünüyor mu sevgili hocam? Gözüküyor, evet. Slide sunumunuz gözüküyor. 6 ile 9'a farklı açılardan bakıyorlar. Evet. Şimdi ben desem ki 9 siz 6 diyebilir misiniz buna?
Bana göre 6, sana göre 9. Evet. İşte burada esnek olmamız lazım sevgili hocam. Yani benim baktığım yerde 9 görünüyor. Kural evrenseldir. Bana göre sana göre yok. 1 metre Uluslararası Standartlar Enstitüsü'nde 1 metrenin boyu bellidir. Benim 1 metrem bir kibrit çöpü, seninki bir uzunca 2 metrelik sırık diyemezsin. Bana göre sana göreyi nasıl anlayacağız? Bunu da bir açıklarsanız. İşte burada bakış açısı nereden baktığımızla ilgili. Yani gerçeği anlamak için tarafların makosenlerini giymemiz lazım. Onlara karşıdan bakmamız lazım. Benim baktığım yerden bir şey 9 görünebilir. Sizin baktığınız yerden bir 6 görünebilir. Dolayısıyla işte burada esnek olmak, bunu anlamak adına, onun nereden baktığını anlamak adına esnek olmamız lazım. Ve bir olaya bakış tek taraflı değildir. Yani bizim baktığımız yerden değildir. Bakın burada 3 tane farklı bakış vardır. Birisi karşıdan bakış, birisi yukarıdan bakış, birisi de içten bakış. Yani bu bize şunu söylüyor. Bir olayla karşılaştığımızda, bir konuyla, bir sorunla karşılaştığımızda, bir durumla karşılaştığımızda oturduğumuz, bizim baktığımız yerden bakarak ona bir tanımlama yapabiliriz. Yani bu diyelim ki bir yukarıdan baktığımızda bir binayı düz şekilde görebiliriz. Düz şekilde görebiliriz. Alttan yukarı baktığımızda da onu upuzun bir sırık şeklinde de görebiliriz. Ama gerçek nedir? Gerçek bunun hepsinin birlikte olmasıdır. İşte gerçeği nereden göreceğiz? Bakış açısı, nazar dediğimiz şey bu. Yani nereden bakıyoruz olaya, nereden göreceğiz? Şimdi birçok değişik bakış açısından bahsedebiliriz ama bütünlüğü görmek için karşıdan, yukarıdan ve en azından içinden bakmamız lazım. Bunu yönetsel olaylar penceresinde alıp da inceleyecek olursak, yani yönetim dünyası açısından inceleyecek olursak, mesela iki çalışanımız arasında bir sorun var. Kavga etmişler, yanımıza gelmişler. Şimdi bir bizim yönetici olarak yukarıdan olaya bir baktığımız yer var. Bir onların baktıkları yer var. Bir de onların etrafındakilerinin o olaya bakışı var. Bakın şimdi birçok yerden bakış açısı çıktı. Biz yukarıdan bakarak A haksız diyebiliriz. A kendini haklı diyebilir, B kendini haklı diyebilir. Onların çevreden görenlerin de bir kısmı A'yı haklı, bir kısmı da B'yi haklı bulabilir. Çünkü burada fark eden şey nedir? Bakış açısıdır. Yani nereden baktığımız o farklılığı bizim için oluşturuyor. Ancak bunları bir araya getirip de eğer bir puzzle oluşturabilirsek ve onun etrafından dönüp de bakabilirsek, o zaman gerçeği daha fazla görme imkanımız söz konusu. Bizim burada beklediğimiz şey de budur. Yani karşıdan bir yönetici karşıdan bakabilmeli, içinden de bakabilmeli ama yönetici bakışı da yukarıdandır. Bir de yukarıdan da bakabilmeli. Yani kendi kurumuna holistik bir şekilde, bütünsel bir şekilde üstten de bakabilmeli. Önce bir üstten bir genel olarak kurumu kavramalı ama sonra kurumun kendi içindeki odacıklarına, hücreciklerine de girmeli. Onlara da bakmalı. Onların içinden de kuruma bakmalı. Eğer bu şekilde bir bakış açısı geliştirebilirsek, o zaman daha doğruyu tespit etme ve daha doğruya yönlenme açısından faydalı bir yere varmış oluruz. En son geldiğimiz nokta burası. Birinci işi yapmak istiyoruz, sonuç almak istiyoruz. Bize şöyle diyorlar, bir işin yapılabilmesi için vacip olması ve teşvik edilmesi gerekir. Yani zorunlu olması gerekir. Yani zorunlu olmayan bir işi yapabilmek çok zordur. Yani insanlar temelde zorunlu olan ihtiyaçlarına yönelirler ve arayışlarına yönelirler. O yüzden de biz de bir işi yaparken onun gerekli olup olmadığına önce karar vermemiz gerekir. Öncelikli ulaşmak istediğimiz şey bu gerekli mi sorusudur. Eğer bu gerekliyse bunu yaptırmak mı istiyoruz? İşte şimdi buraya kadar iyi bir yönetim kurduk. Nasıl bir yönetim kurduk? Akıl, vicdan ve cesaretten oluşan iyi bir yönetim kurduk. Sonra bu yönetimde liyakati istihdam ettik. Liyakati aldık, istihdam ettik.
Sonra işleri yaparken işte danıştık, istişare ettik, araştırdık, anlamaya çalıştık. Sonra bir takım kötü yönetim uygulamalarından sakındık, kızmadık, küsmedik, korkmadık, küçümsemedik, kibirlenmedik. Sonra onların sonrasında geldik, konulara nereden doğru bakmamız gerektiğine de baktık. Yani içinden baktık, yukarıdan baktık, karşıdan baktık. Şimdi temel sorunumuz şudur, bir yönetimin başarısı sonucudur. Buraya kadar olan bütün çaba sonucu inşa etmektir. Sonucu inşa etmekte en önemli şey şudur. Bir işi yapacaksak onun zorunlu olması ve onu yapanları da teşvik etmemiz gerekir. Yani teşviğe gerek yok ki ya, bu adamın görevi. Evet, görevi, ama bu teşvik illa para vermek değildir. Bu bazen bir takdirdir, bazen bir tebessümdür, bazen bir davettir. Bazen bir selamdır. Ama o işi yapanlar sizin nazarınızda yönetici olarak değerli olduğunu hissetmeliler. Onu bir şekilde onlara hissettirmeliyiz. Ve bunu çoğu zaman da çok basit iletişim kurallarıyla veyahut da iletişim teknikleriyle yapabiliriz. Yani tebessüm edebiliriz, bazen bir yere davet edebiliriz, yaptığı işi övebiliriz. Ve bu şekilde teşvikle ancak onu yaptırabiliriz. İşte o zaman şimdi işi yaptıracağız. Ne yapacağız? Önce yapılacak işi kime vereceksek tanımlayacağız. Ne açıdan tanımlayacağız? Nerede, ne zaman, kim tarafından yapılacağını tanımlayacağız. Yani işin nasıl, kalite düzeyini... Nasıl unuttunuz hocam? Nasıl yapılacağını da belki tarif edeceksiniz. Onu biraz tarifte vereceğim. Nasıl yapılacağı biraz daha detaylı. O yüzden tarifte vereceğim onu. Evet. Bir de bu az önce bahsettiğinize, işte o dediğim 12 kuraldan birisi de diyor ki pozitifliğinizi yayın diyor. Evet. Bunu diyor ki ruh halleri bulaşıcıdır ve herkesin ruh hali üzerinde düşündüğünüzden daha büyük bir etkiye sahip olursunuz diyor. Ekip üyelerine ve iş arkadaşlarına daha çok gülümseyin. Küçük galibiyetleri takımınızla kutlayın. En önemlisi kendinizi ihmal etmeyin. Yani yorgun, bitkin bir şekilde işe gitmeyin demek istiyor. Pozitif enerji yayın etrafınızdakilere demek istiyor. Evet. Evet. Yani genelde tabii yönetimle ilgilenen insanlar hep ortak noktalarda gelip buluşuyorlar. Yani hani birçok bu işin teorisi, söylemi var ama iş hayatta uygulanıyor. Uygulandığı vakit o zaman uygulamaya yönelik pratikler geliştirmeniz gerekiyor. Burada da biz onu yapmaya çalıştık. Uygulamaya yönelik pratikler geliştirmeye yönelik. Bir işin yapılma zamanı belli değilse o iş yapılmaz. Ders çalış. Ne zaman belli değil. Yani bir zaman kısıtı koyarak tanımlamamız lazım. Sonra kim tarafından, kimlerle birlikte yapılacağını yine tanımlamamız lazım. Yine nerede, ne zaman yapılacağını tanımlamamız lazım. Ve ondan sonra bunu nasıl yapılacağını da tanımlamamız lazım, tarif etmemiz lazım. Yani bu çok önemli bir şey. Yani nasıl yapılacağını açıklamamız çok önemli bir şey. Ama onu da açıkladıktan sonra, diyelim ki pazartesi günü yöneticiyiz, iş verdik. Cuma günü alacağız. Ne zaman sorarız? Daha önceden. Evet. Ne kadar önceden acaba sorabiliriz Sayın Hocam? Yani uyardığında tekrar toparlanıp da tamamlayacak. Deadline'a kadar, son tarihe kadar tamamlama fırsatı olacak bir günde. Perşembe ise perşembe, çarşamba ise çarşamba. Onu siz tahmin edersiniz. Uyardığımda yapmamışsa ne zaman toparlar, sonucu bana sunar diye bir tahmini bir sürenin öncesinde uyarmak lazım. Yoksa uyardınız, yine yetişmeyecekse uyarmanın bir anlamı yok. Evet, bu çok çok önemli bir kural hocam. Yani iş yaptırmada çok önemli bir kural. Siz de gayet güzel açıkladınız. Yani bunun pazartesi günü verdiğimiz bir işi hiç başlamamış olsa ne zaman dediğimizde istenilen zamana yetiştirebilir. Eğer bu çarşamba dediğimizde ancak cumaya yetişirse biz çarşamba günü bunu sormamız lazım. Yani çarşamba günü Ahmet
Ne oldu? O işle ilgili nasıl yapıyor musun? Bir zorlukla karşılaştın mı? Yetişecek mi cuma gününe bak gibi. Yani bir şekilde onu gündeme takip ettiğimizin farkındalığını karşımızda ne yaptırmamız lazım? Oluşturmamız lazım. O yüzden de takip etmek iş yapmanın yarısıdır. Evet. Yani takip etmek iş yapmanın yarısıdır. Takip ettiğimiz vakit şunu da görürüz. Teslim saatinden önce işe bakarız. Tesliminden önce işe bakarız. İşe baktığımızda oradaki eksiklikleri de görürüz. Sedat yani Hocam şeyde de bu YÖKAK'ta da PUKO diye bir kısaltıyorlar. Planla, uygula, kontrol et, önlem al diye. Önlem al. Bu şekilde. Evet, askerde de bize VÖTF KİPET diye böyle vazifeyi al, önemli ver, takibi yap diye böyle baş harfleri kısaltıp bize ezberletmişlerdi. Yani her yerde demek ki bunu formüle eden, işin başarılı bir şekilde sonuçlanmasını planlayan bir şey var, formül var anlaşılan. Siz de dediğiniz gibi planlamak, takip etmek, sonucu başarıyla tamamlamak için önemli. Tedbiri de almak lazım tabii ki, değil mi? Yani takip etmek yetmiyor, bir de tamir etmek gerekiyor. Yani adama yap dediniz ama yapma esnasında ortaya çıkan sorunları müdahil olarak çözmeniz gerekiyor. Veyahut da eksiklikleri gidermeniz gerekiyor. Bazen yani çalışan onu fark edemeyebiliyor. O yüzden de gidişata bakmamız lazım. Sadece takip sormakla yeterli değil, görmek de gerektiriyor. Görmek de gerektiriyor. Yeri geldiğinde görmek de gerektiriyor ve eksiklikleri fark etmek lazım. Mesela çarşamba günü sorduk. Cuma günü ne iş hazır oldu, geldi bizim elimize. Ama baktık ki bir şeyler eksik. İş yine yetişmemiş ki. Ve mutlaka dediğimiz gün işi tahsil etmemiz lazım. Bunu çünkü alışkanlık haline getirmemiz lazım. Yani sonucu almamız lazım. Diyelim ki cuma günü bize işi teslim edecekti. Biz de bir işimiz çıktı, görevlendirmeyle acil olarak gittik. Yine de giderken arayıp şu işimiz vardı ya, bunu getir falanca kişiye teslim et. O kontrol etsin deyip tahsil etmemiz lazım. Eğer bunu bir alışkanlık haline getirirsek kurumlarda işlerimiz saati saatine tıkır tıkır işler genellikle. Yine ihmaller olur ama az olur. O yüzden de biz bunu iş yaptırmayı da iki temel kural, bir de 5T formülü üzerine kurduk. Diyoruz ki bir şey zorunlu olmalı ve teşvik görmeli yapılabilmesi için. İki temel kural. Ve ne yapacağız? İşi tanımlayacağız, tarif edeceğiz, takip edeceğiz, tamir edeceğiz ve dediğimiz zamanda da tahsil edeceğiz. Dediğimiz zamanda da onu ne yapıp almamız gerekiyor, tahsil etmemiz gerekiyor. Eğer bu aşamalarda başarılı olursak o zaman sonuç alıcı olabiliriz. Düşündüğümüzün çok daha ötesinde işler başarabiliriz. Ama iş yaptırma süreçlerinde burada eğer bir takım tıkanıklıklarımız olursa o zaman gerçekten de sıkıntılarla karşılaşabiliriz. Şimdi şöyle çok kısa bir şekilde sunduğum üçlemeler ve beşlemelerden kısa bir tekrar yaparak bitireceğim şeyi. Birinci aforizmamız, yani birinci formülümüz diyelim ki yönetimin ilim, irade ve kudret üzerinde oturduğu üçlemesini söyledik. İyi yönetimin aforizmasında ise yönetim ekiminde akıl, vicdan ve cesaretin bir arada olması gerektiğini söyledik. Sadakatle liyakat ikilemi içerisinde liyakati tercih edip ama liyakat içinde sadakati aramamız gerektiğini söyledik. Ve bir mutlu yönetmenin yolunun sadattan geçtiğini, yani sabretmek, araştırmak, dinlemek, anlamak ve danışmaktan geçtiğini söyledik. Bir yönetici olarak sakınmamız gereken 5K'yı korkma, küsme, kızma, küçümseme ve kibirlenme olarak ifade ettik. Bakış açısının çok önemli olduğunu, bir olaya hem karşıdan hem yukarıdan hem de içinden bakarak, bunları birleştirerek olayı anlamaya çalışmamız gerektiğini söyledik. Ve bir şeyi yapabilmemiz için orada zorunluluk ve teşviki esas aldığımızı
ve 5 adımla da tanımla, tarif et, takip et, tamir et, tahsil et söyledik. Evet. 12.sini de siz söyleyin Sayın Hocam. 11'ini biz söyledik. Onu da ben söyleyeyim mi hocam? Evet. Ben de 3 tane formül söyleyeyim. 1. Mesailerin tanzimi, emniyet, güven, itimadın tesisi, teavün düsturunun teshiline biz muhtacız. Bunlar yerine getirirsek başarı bizi bekliyor demektir. Mesailerin tanziminde bence iş zaman yönetimiyle beraber doğru adama doğru işi vermek, yani liyakatlı olanı gerekli olan işte istihdam etmeyi ben anlıyorum. Mesailerin tanzimi. Aynı zamanda zaman yönetimi de var orada. Öncelik sırasını, deadline'ı hemen gelen şeye veya katma değer yüksek olan işe verme bağlamında onun da formülü var. Zaman yönetimi, mesailerin tanzimi, emniyetin tesisi, güven, itimat, efendim dürüstlük, şeffaflık, adalet, bunların hepsinin bunun içinde var diye düşünüyorum. Ve teavün düsturunun teshili de işbirliği, takım çalışması, koordinasyon, kolaborasyon, efendim communication, iletişim. Bunlar tabii ben de 5C 1T diye formüle etmiştim bir zamanlar. İngilizce kelimelere bazıları aklımda iyi kalıyor diye. 5C dedim, coordination, collaboration, competition, communication, bir tane daha vardı. 5 tane C ile başlıyor. Bir tane de T, time management. Böyle kendimce formüle etmiştim. Bunlar önemli diye. Ama buna ek olarak da liderin veyahut da kurumun, derneğin, ailenin başkanı örnek olaraktan iyi yöneteceğine inanıyorum. Yani tavsiye ettiği, emrettiği şeyi tebessüm edin diye çocuğuna efendim telkin eden bir baba kendisi de tebessüm ederek aile fertlerine muamele edecek, atıyorum. Veya erken kalkın, çalışkan olun diyen bir baba kendisi de çalışkan olacak, vaktinde kalkacak vesaire. Yani bir kurumda bir şeyde yönetici olan da tabii ki bu manada örnek olması, yapmadığı işi talep etmemesi manasında önemlidir diye düşünüyorum. Başka katılımcılar da katkı sağlayacaktır ama siz evet, 12'yi kendiniz tamamlayın. Soruyorum, yani herkes kendi 12.sini söyleyebilir. Yani ben bu kadar söyledim. Bunların çok daha fazlası da var. Tabii ki böyle yani sıkmadan, sohbet tadında, yarım saat içerisinde toparlamak adına daha öz bir sunum var burada. Ama herkesin bir 12.si vardır yönetime dair. Herkesin 12.sini alabilir miyiz? Yani katılımcıları ben göremiyorum ama sayın katılımcı hocalarımız veyahut da diğer idari personelden yöneticilerimiz. Onlara hocam 12. sizin sesiniz iyi gelmiyor bu arada. On ikinciyi diyorum. Katılımcıların her biri kendisi bir 12. yazabilir veya da söyleyebilir yani. Sedat hocam, sizin sesiniz bir ara kesildi. Sanıyorum internette ilgili bir sıkıntı olmuş olabilir ama benim internetimde sorun gözükmüyor. Evet, benim internetim çalışıyor hocam. Şu anda duyabiliyor musunuz? Başka benimkinde olabilir, bilemem. Evet, hocam. Yok hocam. İsterseniz Selahattin hocam, sorun yoksa Ömer hocam mesela bir katkı sağlayabilir. Çeşitli kitap yazan bir hocamızdır, üretken bir hocamızdır. Efendim Recep Gülşen hocamız iyi bir hukukçudur, bir katkı sağlayabilir. Hayat faaliyet ve harekettir, şevk ise matiyesidir diye bir söz var. Yani şevkli olmak, ümitvar olmak da yine bu başarılı yönetimin parçasıdır diye düşünüyorum. Ama hocalarımızı dinleyelim biraz da. Yani söyleşi hasbihal tarzında konuyu müzakere edip kapatabiliriz. Ömer Hoca olabilir, Recep Hoca olabilir, Bahattin Hoca var. İyi yönetimin pratikleri, unsurları, prensipleri bağlamında neler söylemek istersiniz? Yok mu Ömer Hocam? Hocam şu an için ben
müstevi makamındayım. Ömer hocam çok iyi yönettiği için zaten artık ne söylesin ki yani, bana baksın bunu diyor. Yani kendi sırlarından bir tanesini paylaşsın bizimle. Hocam madem yani çok zorladık. Çok zorladık. Bu iki dekanımız birbiriyle çok atışır ona göre. Üst kat ya alt kat. Şey olarak gördüğüm kadarıyla tatlı sert olmak lazım. Yani böyle çok katı kuralcı olmak sorun çıkarıyor. Dolayısıyla tabii ki yani hukuk dışına çıkmadan esnek olmak, çalışanın bazı şeylerini görmemek, yani küçük kusurlarını, insanlar içinde rencide etmeden onu belki bir şekilde düzeltmek ve üzerine fazla gitmediğinizde o zaten görüp kendisi şey yapıyor bu sefer. Yani diyor ki hoca bak beni burada mesela cezalandırabilirdi, rencide edebilirdi, şunu yapabilirdi, bu yapabilirdi. Ne yapmıyor? Onu düşündüğü için kendisi düzeltip kendisi ayağını denk alıyor, öyle diyelim. Dolayısıyla evet. Yani hem mesafeyi koruyup böyle affedersiniz hani kaba bir tabirle yüz göz olmadan evet. Hem mesafeyi koruyup hem de yani bu şeyde de geçerli. Çocuğunuzla da yani siz onunla çok yüz göz olur. Her hatasını düzeltmeye çalışırsanız bu sefer kendi elinizle kendi çocuğunuzu isyan noktasına getirmiş oluyorsunuz. Yani memurda da böyledir. Bu genel olarak da yani şeyde hem demek ki mesafeyi korumak, saygınlığınızı korumak ama çalışanınızın da saygınlığını korumak gerekiyor. Dolayısıyla yani tatlı sert olup ama taviz de vermeden arkadaş işler yapılacak. Yani burada hocanın tavizi yoktur. Veya babamın tavizi yoktur. İşte bunu da ne yapmanız gerekiyor? İhsas etmeniz gerekiyor. O sınırı tabii korumak çok zor. Bu kolay bir şey değil. Yani herkes aynı yerde değil. Karşınızdaki insan bunu kullanmaya çalışabilir. Hani suistimal etmeye çalışabilir vesaire. Ama yani benim gördüğüm kadarıyla bu dengeyi sağlayabildiğiniz zaman daha mutlu bir yönetim oluyor. Yani bu ülke yönetiminde de böyledir. Ailede de böyledir. Bir fakültede de böyledir. Ben öyle gördüm. Bilemiyorum. Yani siz ne dersiniz? Biraz... Gayet güzel bir katkı oldu. Var mı başka hocalarımız da böyle kendi yönetim deneyimlerinden? İbrahim hocam madem Ömer hocadan bir katkı istedi biz de ondan isteyelim İbrahim hocam. Benim de söyleyeceğim bir idareci, yönetici çözüm odaklı olmalıdır. Evet. Yani sorun oluşturma değil de sorunları mümkün olduğu kadar azaltma ve sonuç almaya yönelmelidir değil mi Sayın? Derece sorunun bir parçası değil, çözümün içinde olmalıdır. O yüzden çözüm odaklı olmalıdır diyorum. Evet, çok güzel. Teşekkür ederiz hocam. Başka diğer yöneticilerimizden de alalım birer kat. Recep hocam da herhalde orada bir şeyler yazıp çiziyor konuşmak için. Recep hocayı nasıl görüyorsunuz? Ben göremedim hocam. Hocam biz görürüz. Biz iki gözlüyüz. Herkes iki gözlü de hocam. Demek ki daha farklı şeyler var yani. Hocam. Görüş kanallarınız var yani. Bakış kanallarınız. Kat gözümüz de var yani. Onu demek istiyoruz. Evet. Şaka bir tarafa. Hocam hakikaten az önce sanki Ömer Hoca biraz açtı gibi esnek olmak, flexible ile tutarlı olmak, consistent'ı sanki açtı gibi geldi bana. Yani esnek olmak bazı küçük şeyleri büyütmeme açısından önemli ama birisine bir olaya verdiğiniz tepki veya ceza veya ödül ile onun muadili başka bir olaya, başka bir kişiyle, başka bir yerde olduğunda da
aynı olmazsa o da tutarsızlığın örneği oluyor herhalde, değil mi? Yani evet, kişilere göre veya zamanlara göre değil de vereceğiniz ödül de, teşvik de, efendim telkin de, uyarı da herkese aynı olması tutarlılığın örneği diye düşünüyorum. Esnek olma da küçük kusurları hoş görüp kendini kendi içinde tedavi, terapi yapmasına fırsat verme. Dedi, Ömer Hoca güzel açıkladı. Yani hoca beni gördüğü halde veya amirim beni gördüğü halde bana gerekli işlemi yapmadı. Ben bunu, bu hatayı telafi ederek bir daha yapmamak üzere cevap vereyim diye kendi kendini iyileştirecektir bazı kusurları hoş görmek diye düşünüyorum. Evet Recep Hocam, ekrandasınız, söz sizde. Estağfurullah. Sesim geliyor mu hocam? Buyurun. Evet. Geliyor, geliyor. Tabii gayet güzel bir toplantı. Şimdi Ömer Hocamızı da duydum. Şimdi ben hukukçu olduğum için biraz hukuk kuralları biraz sert oluyor. Kural biliyorsun, kurallar biraz sert oluyor ama ben de tatlı sert olmak lazım. Yani idarecilik bir idare edebilme sanatıdır. Yani böyle her şeyi motamot yapmak da doğru değil. Bazen o esneklik, klasibin dediğimiz şey, olay da budur zaten. Yeri geldiği zaman bazen görmezden gelirsiniz. Yeri geldiği zaman görmek zorundasınız. Yeri geldiği zaman sert tepki vermek zorundasınız. Yeri geldiği zaman hoş görmek zorundasınız. İşte bu ayarlama ustalığı gerektirir. Onun için siyaset ile kamu yönetimi iç içedir. Mesela bizim bölüm de azizlerine siyasetin ve kamu yönetimi de bu anlamda. Teistlik aslında biliyorsunuz, siyaset teistlikten gelmedi. Teistlik de iki huysuz atın bir arada yürütülme sanatıdır. Yani çünkü yönetici iken sizin muhatap olduğunuz insanlar, siz yöneticisiniz, onlar yönetilenler ama aynı zamanda sizin de üstünüzde mutlaka bir yönetici vardır. Yani onun için tatlı sert olmayı ben şahsi düşüncem gerekiyor. O kurallar tabii ki önemli. Ama her olayda farklılık arz edebiliyor, onu söyleyeyim. İki kere iki dört etmiyor. Sosyal bilimlerde öyledir. Dört etmiyor, beş ediyor bazen. Üç, ama bir yere etmemelidir. Matematik bilim kesin değildir sosyal bilimler. Olay yaklaşımınız o 6-9 harfi de önemli, bakış açısı. Hukukta da var bu. Yani aynı hakim, farklı zamanda farklı karar verebiliyor. Bir hakim verdiği kararı, diğer hakim farklı karar verebiliyor. Farklı istihatlar, farklı yıllarda çıkabiliyor hatta. Yani onun için bence tatlı sert olmak. Başta söylediğim gibi. Ama hale muvafık hareket edebilmek diyelim biz buna. Benim söyleyeceğim bu kadar. Çok teşekkür ederim hocam. Biz de teşekkür ederiz. Başka söz hakkı almak isteyen, katkı sunmak isteyen, tenkit etmek isteyen olabilir. Buyurun. Şöyle yapsak, bir de şurada bu kitabın bir kapağı var ve kapağında özellikle bir renk kombinasyonu çalıştık biz. Bunu acaba yönetimle ilgili ne bize yansıtıyor bu kapak? Bunun üzerinden de yönetimi birazcık konuşabiliriz yani. Hocam burada bir fabrikanın çarkları bir vücudun azaları gibi işbirliği yapmalıyız demek istiyor herhalde. Evet, birisi o halkaların birbirine geçmiş 5 halkadır, o şeydir, yönetim 5 fonksiyonudur ve hepsi birbiriyle iç içe olmak zorundadır yani yönetimi yapabilmek için. Oradan öyle bir mana çıkartılabilir ama o 5 halka aynı zamanda bir de olimpiyat oyunlarıdır. Aynı zamanda da ateşten gömlektir Sedat Hocam, öyle gibi. Evet evet hocam, harikasınız. Yönetim ateşten gömlektir. Altın vallahi gibi caziptir. Altın bilezik gibi caziptir ama aynı zamanda ateşten bir gömlektir. Evet, bir tutam ot yardan eder. Eğer amaç başkaysa yöneticilikte. Evet, çok güzel. Bu karanlık olan tarafı nedir? Işık var hocam burada. Bu ışık, bu güneşi temsil ediyor değil mi şu arkadaki? Hocam yok. Hocam, ateşi hocam, ateşi temsil olan yerde idarecinin aydınlatması gereken yerlerdir. Evet. Ben orada bir güneşin yansımasını görüyorum. Aynı zamanda yöneticilik bir zamana göre pişme olayıdır aynı zamanda. Güneş o altınları belli bir kıvamda tutuyor. Evet, aynı zamanda yapıyor ama aynı zamanda da
bence şey de oluyor. Tecrübeyi sağlayan bir faktör yönetilmesi. Çünkü insanları tamamen evet. Yönetimle ortaya çıkıyor. Doğru hocam. O şekilde de yorumlanabilir. Biz daha çok oradaki şeyi şöyle vurgulamıştık. Yani yönetimin çok cazip olduğu altın sarısı ama aynı zamanda yakıcı olduğu da ateş sarısı şeklinde vurgulamıştık. Vurgulamaya çalıştık. Pamuk gibi cinsten görünen neyi temsil ediyor hocam? O da hocam yani bu yani etrafa bir saçılma var yönetimden. Yani sizin etrafınıza böyle bir yönetimin o çekiciliğiyle etraftan bir takım şeyler gelirdi size değil mi? Etrafınızda toparlanırlar falan. Yani o ateşin içine girmek isterler veyahut da o altına ulaşmak isterler. Bir tane katılımcımız demiş karanlıkta yöneticinin bilinmeyen yönlerini temsil ediyor olabilir falan. Harika. Gerçekten öyledir. Yönetimin %90'ı da karanlıktır yani. Bu çok net söylenebilir. Yani yönetimin bir şeyin hocam, için ne zaman yaptığıyla ilgili ciddi soru işaretleri vardır. Yani bu biz tabii ki bizim söylediğimiz manada iyi yönetim için söylemiyoruz. Biz genel olarak yönetimi o şekilde şey yapıyoruz. İyi yönetim şeffaftır. Ama şeffaf yönetim çok azdır. Bu çerçevede de bir tane metaforu gizledim ben bu sunumunda. Gören oldu mu o metaforu? Hocam şu değerleri peki orada nasıl temsil ederiz? Tarafsızlık, şeffaflık, etik davranış, bağımsızlık, işbirliğine açıklık, rehberlik, yenilikçilik, çeşitliliğe saygı. Hocam bu bizim baktığımız yerden değil de başka bir yerden baktı. Biz onu liyakat içerisinde, işte ondan sonra saadat içerisinde, 5K içerisinde farklı bir yerden bakarak formalize ettik. O da onu o taraftan bakarak formalize etti. Yani o baktığımız yere göre formülleri yazmamız farklılaştı. Ama aynı şeyleri aslında söyledik. Tabii bu benim söylediğim yönetimin hepsi de değil. Yani tabii ki bu kitabın da hepsi değil. Belki bu kitaptaki 5-6 tane yazıdan, en fazla 8-10 tane yazıdan çekilmiş cümleleri koydum ben oraya. Yani o aforizma dediklerim o kitabın içinden çektiğim cümlelerdir. Yani o cümleleri koydum oraya. Burada bir başka hususta yani yönetimle ilgili yani yönetimin bir karanlık tarafı olduğunu da özellikle vurgulamak istedim. Ama baştan beri bir metaforu gizledim slaytlarda. Gören oldu mu? Nedir hocam o? Bir tane metaforumuz var ve gizli. Hemen hemen her slaytta vardı aslında. Onu da Bahattin hocam veya Ramazan hocam cevaplasın o zaman. İstersen şöyle yavaş yavaş slaytlarda geçerken dikkat edin, göreceksiniz. Hocam burada şey var, biraz önce şey var ya, geri alırsanız da mesela burada sırtı dayıyor ama bak her an kayıp düşebiliyor. Bir tane yazıyı gizledim baştan beri, şeyde var. Evet hocam. Galiba. En altta çok yönetici yok gibi bir şimdi not bırakmışsınız en altta. Evet sevgili hocam size bir kitap göndereceğim borçlandım. Sedat hocam sen bugün en az 5-6 kitap göndermen lazım. Hepsi olumlu pozitif katkı sağladı sana. Olsun göndeririz sorun yok. Ama burada bunu özellikle gizledim bu sunumda. Gerçekten de kurumlara çıktığımızda şef, müdür, ustabaşı, şube müdürü, daire başkanı vesaire gibi birçok ünvanlı yöneticiye rastlıyoruz. Ama gerçekten hem mesleki yeterliliğiyle hem de yönetsel losyonuyla ne kadar yönetici var çevremizde, ne kadar işlerine hakimler, ne kadar iyi yapıyorlar. Bunun için de bu metaforu burada sakladım. Selahattin hocam sizden şeyden sonra ben şey yaparım. Evet, sizin kitap borcunuzu olan kişileri söyleyeyim. Bahattin Çelik hocam 1, Ömer Gündoğdu hoca 2, Bahri Gür, bak o da karanlık meselesini güzel izah etti. 3, İbrahim Demirtaş hoca olmasa zaten böyle sohbet keyifli geçmezdi. 4, Recep hocam 5,
Başka tamam, var mı? Biz hocam, kitapları oraya getiririz inşallah. Bir gün bu, davet edersiniz, Iğdır'a geliriz, getiririz inşallah. İnşallah, inşallah. Bu kitabın neresine koydunuz? Şu pamuk, beyaz eldivenli gül taşıyan. Yok, o kitabın içerisinde değil. O şefkati, insaniliği, yönetimdeki tamam, insaniliği, tamam, karanlık evet, içerisindeki insaniliği temsil etsin İnsan diye koyduk. Mana olarak var temsil, ama kitapta resim olarak yok. Bir de gül gibi kokması lazım. Yani güzel bir şekilde. Aynen. Yani yönetmek bir sanattır aslında. Onu erdemli hale getirebiliriz. Yani ve ben inanıyorum ki sizler orada onu yaptığınız için Iğdır Üniversitesi 5. derecede memnuniyeti yüksek olan bir üniversitedir. Hocam zaten biz o dereceyi kapmasaydık, böyle bir programı yaparsak rektör bizim işimize son verirdi. Biz o memnuniyet anketinde 5. sırada olduğumuz için nitelikli yönetim nasıl olur diye böyle bir programı rahatlıkla yaptık yani. Evet. Değil mi İbrahim Hocam? Evet, evet. Şimdi Sedat Hocam 1993'ten beri tanırım. Ama tabii uzun zamandır yüz yüze görüşmedik. Belki 94'ten beri hiç görüşmedik. O zaman Oltu'da öğretmendi. Ben de öğretmen gibi iş yapıyordum, öyle diyelim. Maşallah şimdi yıllar sonra profesör olarak ve aynı zamanda kitaplara da olan, bu alanda çalışmalar yapan bir arkadaşımız olarak, bir eğitimci olarak böyle sunumunu dinlemek çok, beni gerçekten çok memnun etti, çok duygulandım, çok güzel. Vallahi önemli olan yerinde durmamak, saymamak, sürekli yükselmek, ilerlemek. Zaten insanlığın şiarı da budur. Onun için hocamı ben tebrik ediyorum, takdir ediyorum. İnşallah bu Covid dönemi bittiğinde de burada bekliyoruz, dünyanın merkezine, Iğdır'a. Özellikle Haziran 15'inden sonra gelirse Kayısı dönemi olur. Çok da güzel bir Kayısı bahçesine, Kayısı'da yüz yüze sohbet ederiz diyorum. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben size çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. İyi ki varsınız. Sağ olun. Teşekkür ediyoruz hocalarıma. Başka var mı? Son bir yorum, koment, katkı, etki, soru, kenkit, takdir. Herhangi bir şey olabilir. Kapatacağız birazdan. Evet. Yoksa hocam, evet. Sedat Hocam çok teşekkür ediyoruz. Yani biraz formal, biraz informal, biraz bilmem literatürle uyumlu, biraz uygulamayla uyumlu. Güzel bir sunum oldu. Hoş vakit geçirdik. Kalite bilincini artırmada bu sunumun da, kitabınızın da inşallah katkısı olacaktır. Biz bütün katılımcılar adına, üniversitemiz adına size teşekkür ediyoruz. Zamanınızı ayırdınız. Faydalı oldu. Çok başka bir programda inşallah yine buluşuruz, görüşürüz. İbrahim Hocam'ın dediği gibi kayısı mevsiminde olur, başka zamanlarda olur. Bekleriz her zaman. Ama kitap borcunuzu İnşallah. Evet, sevgili hocam, ben de size çok teşekkür ediyorum. Bana bu fırsatı verdiğiniz ve oradaki hocalarımızla en azından tanışma, seslerini duyma imkanı sağladığınız için. Gönlümüz Iğdır Üniversitesi ile birliktedir. Başarılarınızın devamını diliyorum. Tekrar başka bir gün, başka bir yerde bir araya gelmek ümidiyle Allah'a ısmarladık diyorum. Sağlıcakla kalın. Sağ olun, var olun. Son cümlemiz şu olsun. Iğdır Üniversitesi sürekli gelişen ve yerinde durmayan, basamak atlayan bir üniversite olarak aklınızda kalsın. Bakın, gelişen ve geliştiren üniversite destek olur mu hocam? Gelişen, geliştiren, örnek olan, motive eden, şevk veren, şevk alan bir üniversite. Bakın, bir geçen sene Webometrik'te 3349 basamak atlayarak 3000'li sıralara geldik. 30 bin üniversitenin değerlendirildiği bir platformda. Efendim, memnuniyet anketinde 5.'yiz Türkiye'de. Öğretim üyesi sayısı itibariyle 66. sıradan 51'e yükseldik. Maşallah. United Nations Academic Impact diye bir Birleşmiş Milletler'in organizasyonunda bir kurum var veya dernek var. Ona üye olan 8 üniversiteden biriyiz. Iğdır Üniversitesi olarak Türkiye'de. Efendim, şimdi de önümüzdeki hafta inşallah engelsiz üniversite ödülünü alan
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörünü inşallah ağırlayarak biraz hem bizim üniversitemiz de engelsiz üniversite ödülünü nasıl alır diye bilgi alacağız. Hem de Kazım Uysal hocamızın başarısını tebrik edip bilgilerini paylaşacağız inşallah. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gelişen, geliştiren, örnek olan üniversitenin mensupları olarak sizleri hepinize saygılar sunuyorum. Sayın Rektör Beyefendi'ye ve bütün çalışma ekibine ve böyle yönetimi duyarlı bir ekip olarak çalıştığınız için de başarıyı kovaladığınızı düşünüyorum. Daha da ileriye gideceğinize inanıyorum. İnancım tam. Sağ olun. Teşekkür ederiz hocam. Hayırlı akşamlar diliyorum. Bütün katılımcılara.